Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığı'nda bugün Vamık Volkan'ın Kimlik Adına Öldürmek başlıklı çalışmasını ele alacağız. Aslında yazarın temel problematiği kanlı çatışmalar üzerine bir incelemedir. Medine Banu Büyükkolu tarafından Türkçe'ye çevrilen bu kitap, intihar saldırılarından başlayarak kitlesel öldürmeleri, kitlesel cezalandırmaları amaçlayan, kendi dışındaki herkese ölümden başka hiçbir fırsat tanımayan yeni bir bakış açısını, yeni bir eylem stratejisini psikolojik dinamikleri, sosyal psikolojik kökleri itibariyle tartışarak değerlendirme amacı taşımaktadır. Vamık Volkan şimdiye kadar katıldığı pek çok kritik konu, müzakereci ya da danışman ya da sorun çözücü olarak içine dahil olduğu bölgesel çatışma zeminlerini bu kitapta birer örneklem alanı olarak değerlendirmekte ve bu bölgelerde ortaya çıkan çoğunluğu grup kimliğinden kaynaklanan çatışma biçimlerini örneklendirerek bize bunların ortaya koyduğu sonuçları, bunların dayandığı sosyal psikolojik zeminleri gösterme çabası içerisinde bulunmaktadır. Oysa grup kimlikleriyle ilgili atıflar, bunların ortaya çıkardığı evrensel ögeler dikkatle takip edildiğinde yazarın da bize gösterdiği gibi grup kimliğinin inşası ve bu kimliğin toplumsal yapıda baskın bir karakter olarak öne çıkması pek çok noktada insani trajedilerin önünü açmaktadır. Bir grup kimliğinin inşası, onun varlığının devam ettirilmesine yönelik çabalar, başka grupların, başka insani yapıların darmadağın edilmesini, onların kişisel ve toplumsal haklarının gözetilmemesini, baskı altına alınmasını ve tabii ki çoklukla saldırıya maruz kalmasını gerektirir gibi algılanmaktadır. 11 Eylül sonrasını değerlendirirken Vamık Volkan, ortaya çıkan pek çok örneğin aslında kimlik adına öldürmek başlığı altında değerlendirilebilecek yeni bir süreci ifade ettiğini göstermektedir. Gürcistan deneyimine özellikle vurgu yapmakta ve bunların ortaya çıkardığı toplumsal travmaları, kuşaktan kuşağa aktarılan anlatıları, bu anlatıların birbirini besleyecek bir şekilde ortaya çıkardığı gelgitleri, acıları, seçilmiş travmaları, sıcak travmaları bir bir sıralayarak bugün yan yana ve birlikte yaşama iradesi ortaya koyan toplulukların karşı karşıya gelebilecekleri tehlikeleri, tehditleri gündeme getirmektedir. Aslında sorulması gereken şey şudur: farklılıklarımızla, ayrılıklarımızla, birbirinden ayrışan özelliklerimizle birlikte yaşama iradesi ortaya koyabilir miyiz? Ben ve sen, biz ve öteki gibi ayrımları, buluşmayı değil ayrışmayı körükleyen unsurları göz ardı ederek, gözden çıkararak, dışarıda bırakarak birlikte yaşamanın bir formülasyonunu geliştirmemiz mümkün müdür? Volkan'ın temel endişesi, grup kimliklerinin bu birlikteliği bozacak, bu birlikteliği sabote edecek karakterlere sahip olduğudur. Bu nedenle kanlı çatışmaların giderilmesi, kanlı çatışmaların temel motivasyonu olarak öne çıkan kimlik adına öldürme çabasını soğukkanlı bir şekilde ele almamızın gerekli olduğunu vurgulamakta. Eğer kimlik adına öldürme çabası içerisinde öne çıkan, çoğu intihar saldırılarıyla gündeme gelen yönelimleri değerlendirmekte geç kalırsak, hayatın hepimiz için cehennem olacağını ifade etmektedir. İyi günler diliyorum efendim. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.